Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir günden, yeni bir haftadan, yeni bir aydan sizlerleyiz. Gün Işığı programıyla karşınızdayız. Gündemde neler var derseniz hemen bakalım istiyorum. Bu programda gündemdeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Gazetelerin gündemine bakıyoruz. Daha sonrasında köşe yazarlarının gündemi nasıl değerlendirdiğini aktarıyoruz. Elbette konuklarımız da oluyor bu programda, Gün Işığı programında. Neler var? Hemen bakalım. Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı. Önemli bir gelişme. 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi vardı. Büyük bir zaferdi. Ermenistan karşısında aldığı bu zaferin korunması için işte bu gözlem noktaları kurulmaya devam ediyor. Oradaki ateşkesin ihlal edilmemesi için işte Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de faaliyete başladı. Öte yandan bugün 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yine kabinenin gündeminde kısıtlamaların gevşetilmesi, esnetilmesi olacağını öngörüyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda detayları belli olacaktır. Toplandıktan sonra da yine detayları bu ekranlardan bulabileceksiniz diyelim ve yine açıklarındaki geminin baskınından kurtarılan 3 Türk denizci Türkiye'ye geldi. İstanbul'a indiler ve onlar da sağ salim kurtarıldı diyelim. 15 mürettebattansa şu an için sağ salim oldukları haricinde bir bilgi alamadığımızı söyleyelim. Şirketle iletişime geçti oradaki korsanlar ancak Türkiye ile herhangi bir temasta kurulmadı diyelim ve Suriye'nin kuzeyine bakalım. Suriye'nin kuzeyinde de bombalı saldırılar düzenlendi. Maalesef 10 kişi orada, 10 sivil hayatını kaybetti ve 24 kişinin de yaralandığını söyleyelim. Öte yandan yağmurlar yağıyor, kar yağıyor ve tabii ki bunların yansıması da barajlara oluyor. Barajlarda, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %40'ın üzerini gördü. Ve önemli bir gelişmeydi elbette bizler için, ilerleyen zamanlarda gelecek nesillerimiz için ve ilerleyen yıllardaki kuraklık tehdidinin biraz olsun azalması açısından önemli bir haber. İstanbul'daki barajların %40'ın üzerini görmesi. Öte yandan yine siyasetin gündeminde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili devam eden bir soruşturma var. 4 şüpheliden ikisinin tutuklandığını, ikisinin ise ev hapsiyle, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyelim. İşte 1 Şubat gündemi bu şekildeydi. Hafta sonu bu şekilde geçti. Haftaya böyle başladık. Gelin detaylarıyla başlayalım Gün Işığı'nda haberler ekranlarınızda. Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak? Kafe ve lokantalar açılacak mı gibi bir yanıt bekleyen sorular masada olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 1 Şubat pazartesi günü toplanacak. Gündemde önemli konular var. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis ve gel al hizmeti veren restoran, lokanta ve kafelerin durumu toplantıda ele alınacak. Lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Hafta içi her akşam 21 ile 5 saatleri arasında hafta sonu gün boyu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kabine toplantısında kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Okullar 15 Şubat'ta yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi devam edecek? Masadaki konulardan biri de bu olacak. Toplantının bir diğer önemli konusu gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kabine üyelerine konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdadaki fiyat artışına dikkat çekmiş, ağır yaptırımların kapıda olduğu mesajını vermişti. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Toplantıda koronavirüse karşı kitlesel aşılamadaki son durumun da ele alınması bekleniyor. Ocak ayının son koronavirüs tablosuna bakalım. Türkiye'de son 24 saatte 6.562 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Maalesef 128 kişi hayatını kaybetti. Aşı ve kısıtlamaların etkisi sürüyor. Vaka sayısı ve hasta sayısındaki düşüş devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de bir günde 165.094 koronavirüs testi yapıldı. 6.912 kişinin testi pozitif çıktı. 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 664 oldu. Son 24 saatte 7006 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.362.415'e yükseldi. Toplam test sayısı 29.631.422'ye ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 1634 oldu. Şu ana kadar 1.986.127 kişi koronavirüs aşısı oldu. Evet, biraz önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını söyledik ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde bu kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi ve esnetilmesi olduğunu tekrar edelim. Çok az kaldı aslında. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik deyimi var yani. Tam da oradayız aslında. Biraz daha sabredeceğiz, biraz daha bekleyeceğiz, evlerimizde kalacağız. Sosyal mesafemize dikkat edip temizliğimize, hijyenimize dikkat edeceğiz ve böylelikle tedbirlerimizi almış olacağız ve işte ülkemizdeki bu virüsün etkisini biraz daha yitirmesini bekleyeceğiz. Üzücü haberler de var elbette. 128 kişinin koronavirüs testinde mutant virüs ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıydı bu. Umarız ki bu virüsün önüne geçilir ve ülkemizde yayılımı engellenir diyelim ve vatandaşın üzerine düşenler de var aslında. Bu kısıtlamaları ihlal etmemek. Eğer ihlal etmezsek işte kabine toplantısında da çıkacak karardan emin oluruz. Gevşetilir, esnetilir ve insanlar rahata kavuşur. Ancak bunları yapmayanlar da var. Sokağa çıkma kısıtlamasında polis yurt genelinde denetim yaptı. İhbarları değerlendiren ekipler kimilerini kumar masasında yakaladı, kimilerini de eğlenirken. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ülke genelinde kapsamlı denetim yapıldı. Kumar oynayan da vardı, kısıtlamaya rağmen eğlenen de. Ankara'da ekipler bir iş yerine kısıtlamaya rağmen çok sayıda kişinin girmesinden şüphelendi. Baskın düzenledi. Nasıl güzel dönüştürmüşler mi? Tam orijinal diyelim. İş yerinin alt katına inen ekipler kendilerini bir anda kırmızı loş ışıklarla aydınlatılmış pavyon ortamında buldu. İçerideki 14 kişi gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem yapıldı. Kocaeli'nde ise kumar sevdası ne koronavirüs ne de mühür dinledi. Bir kahvehane daha önce mühürlenmişti ama kumar sevdalısı 13 kişiye bu ceza durduramadı. Tekrar toplanıp kumar oynamaya başladılar. Tekrar suçüstü yakalandılar. Ceza kesildi. İşletme sorumlusu hakkında da yasal işlem yapıldı. Aydın'dan gelen görüntüler de Kocaeli'ni aratmadı. 36 kişi 140 metrekare evde toplandı. Oyun oynamaya başladı. İhbar üzerine polis eve baskın yaptı. Küçücük ev masa ve sandalyelerle doldurulmuş, adım atacak yer dahi kalmamıştı. Polis bu manzara karşısında dondu kaldı. İçeridekilere toplam 63.428 lira para cezası uygulandı. Ev sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ülkemizi ziyarete gelen turistler Türkiye'deki pandemi sürecini ve önlemleri yakından takip ediyor. BBN Türk ekibi İstanbul'daki turistlere mikrofon uzattı. Hem kendi ülkelerindeki pandemi tedbirlerini anlattılar hem de aşı hakkındaki görüşlerini. COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde alınan tedbirler ve aşılama süreciyle birlikte yeni bir döneme girildi. Uygulamalarsa ülkeden ülkeye değişiyor.
İsveç'te yaşıyorum. Karantina şartları yok. İş hayatı sürüyor ve yüz maskesi kullanmıyoruz. Buradaysa kurallar farklı ve ben sürekli maske takmayı unutuyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından turistler muaf. Onlar da Türkiye'deki uygulamaları yakından izliyor. Kendi ülkeleriyle mukayese ettiklerinde ise farklılıklar ortaya çıkıyor. Rusya'da maske kullanımı çok fazla yok. Fakat burada insanların maske takıyor olması güzel. Daha güvenli hissettiriyor. Ayrıca insanlar kurallara uyuyor burada. Fakat turistler için durum biraz zor burada. Mesela hangi müze açık, hangi kurumlar açık, bunu bilmek gerekiyor. Rusya'da pandemi kuralları sert değil fakat İspanya'da durum tam tersi. İspanya'da herkes maske takıyor her yerde. Denetimler olmasa dahi bu kurala herkes uyuyor. Fakat vaka sayıları buna rağmen artmaya devam ediyor. İspanya'da her bölgede kurallar farklı. Örneğin ben Katalonya, Barcelona'da yaşıyorum. Akşam saat 10'dan sonra dışarı çıkamıyoruz. Şehirler arası zaruri olmadıkça yolculuk yapmıyoruz. Amerika'da da durum farksız. Pandemi önlemleri çok fazla. Özellikle Biden yönetimiyle tedbirler daha sıkı. ABD'ye dönmeden önce COVID testi olmamız gerekiyor. Biden yönetimi Trump'a nazaran bizi daha fazla önemsiyor. Döndüğümde 14 gün karantina altında olacağım. Nasıl olacağını bilmiyorum. Yarın ayrılıyorum. O nedenle bugün test yaptırdım. Birçok ülkede aşılama başladı. Öncelik sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verildi. Aşı konusundaysa farklı düşünceler var. Aşılanmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat ben biraz bekleyip daha fazla sonuç görmek istiyorum. Şu an çok fazla endişelenmiyorum. Eğer aşılar güvenliyse, uluslararası sağlık otoritelerince kanıtlanmışsa aşı olmayı ben de istiyorum. İngiltere'ye döndüğümde ben de kesinlikle aşı olacağım. İngiltere sağlık konusunda dünyanın en iyilerinden. Hükümetime güveniyorum bu nedenle. Rusya'daysa aşı konusunda tereddütler çok fazla. Özellikle gençler arasında aşıya güven yok denecek kadar az. Aşılama başladı ama insanlar aşının yardımcı olabileceğine çok inanmıyor. Aşıyla ilgili çalışma yürüten kişiler de çok olumlu düşünmüyor. Lübnan'da salgın tedbirlerine karşı başlayan protestolar sürüyor. UNICEF, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda yaralanan 226 kişiden 70'inin çocuk olduğunu açıkladı. Fransa'da da küresel güvenlik yasası karşıtları bir kez daha sokağa döküldü. Lübnan'da protestolar şiddete dönüştü. Yaralanan 226 kişiden 70'i çocuk. Fransa'da da durum farklı değil. Küresel güvenlik yasası karşıtları sokağa döküldü. Lübnan'da koronavirüs tedbirlerine karşı 28 Ocak'ta başlayan protestolar Trablusçam'da şiddet olaylarına dönüştü. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bir kişi ölmüş, 226 kişi yaralanmıştı. UNICEF protestolar sırasında yaralananlardan 70'inin çocuk olduğunu duyurdu. 10 Ağustos 2020'den bu yana hükümet kurulamayan Lübnan'da protestocular, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza da tepkili. Fransa'da karışık, küresel güvenlik yasası karşıtları protesto için bir kez daha sokaktaydı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazıları gözaltına alındı. Protestolara hükümet tarafından salgına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan tiyatro, sinema ve müzelerin açılmasını isteyen sanatçılar ve sarı yelekliler de destek verdi. Koronavirüsle ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gündem bu şekildeydi. Gelin gazetelerle devam edelim. Şöyle bir haberlere gazete arası vermiş olalım. Ve BBN Haber gazetesinin gündemine bakalım. %15'i geçmez.
Özel okulların zam oranları tartışılmaya devam ediyor. Özel okulların gelecek yıl için açıklanan %24,7'lik tavan zam oranıyla ilgili konuşan Özel Eğitim ve Öğretim Derneği Özde Bir Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, artış ortalama %10 ila 15 gibi aralıkta kalacaktır. Bu da zaten beklenen bir artıştı ifadesini kullandı. İşte özel eğitim, özel okullara uygulanacak o %24,7'lik tavan zam oranı manşetten görülmüş. Tarifsiz acı. Konya bir hafta içerisinde aynı acıyı ikinci kez yaşadı. Karatay'da çıkan ve annenin ölümü, çocuğunun da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan yangının ardından bu kez de Meram'da bir apartmanın son katında çıkan yangında hemşire anne ile 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti ne yazık ki. Konya'da yaşayan Osmanlı geleneği kuş tası başlıklı haber var ve işte BBN Haber gazetesinin gündemine de sizlerle birlikte bakmış olduk ve şimdi Hürriyet diyeceğiz. Hürriyet'in gündemiyle devam edeceğiz. Ülke ve dünyadaki gündemin nasıl olduğunu biraz önce sizlere koronavirüs gündemini aktardığımız gibi şimdi gazetelerin gündeminden alıyoruz. Gazeteler gündemine hangi haberleri taşımış? Gelin sizlerle Hürriyet'e bakarak devam edelim. İşte manşetinde silecek sorgusu. Ünye'de Süleyman Uysal yanlış yere park edilen bir aracın üzerine uyarı notu bıraktı. Araç bir savcıya ait çıktı. Emniyete götürülen Uysal'ın ifadesi alındı. Silice'ye zarar vermekten hakkında soruşturma açıldı. Park halindeki aracın ön camına bırakılmış arabayı koyduğunuz alan yol geçişi. Bilginize notunu gören savcı polisi aradı. Sileceklerine zarar verildiğini söyledi. Nöbetçi savcının talimatıyla siteye giden polis memurları notu ben yazdım diyen Süleyman Uysal'ı emniyete götürdü, ifadesini aldı. Uysal aracın hatalı park edildiğini, uyarmak için o yazıyı yazıp ön sileceğin arasına sıkıştırdığını söyledi. Sileceklere zarar vermedim dedi. Uysal hakkında mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olayı incelemesi için HSK'ya yetki verdi. İşte manşette Ünye'den gelen, Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen bir haber vardı ve devam edelim. Fırında çalışmayan anlayamaz. İşin peşinde köşesi için önce kestaneci, sonra kurye olmuştum. Bu sefer de fırıncılığı denedim. 200-300 derecelik fırının dibinde saatlerce çalışmak gerçekten hiç kolay değil. Ortalama aylık gelir 3.500 ila 6.000 lira arasında değişiyor. Bir günlük mesai sonunda ekmeğin nasıl zor bir yolculuktan geçtiğini anladım. İşte fırında çalışmayan anlayamaz başlıklı haber. Bilir kişiden kısmet falı. İstanbul'da inşaattan düşerek ölen işçi Halit Balıçak'ın ailesinin şirkete açtığı tazminat davasında ilginç bir bilirkişi raporu çıktı. Aile işçinin eşi ve çocukları için 2 milyon 180 bin lira tazminat talep etti. Bilirkişi ise 47 yaşındaki eşinin kalan ömrünü 26 yıl olarak hesapladı ve yeniden evlenme şansının bulunduğunu öngördü. Rapora 22 yaşındaki kızının 3 yıl sonra evlenmiş olacağı yazıldı. Böylece 210 bin lira tazminat hesaplandı. Bilirkişiden kısmet falı başlıklı haberi de sizlere aktarmış olduk. Ve böylelikle Hürriyet'i burada noktalamış olalım. Bir diğer gazetemiz olan Sözcü ile devam edelim. Sözcü'nün gündemine gelin sizlerle beraber bakalım Gün İşi programında. İşte Sözcü'nün ilk sayfası Sözcü TV'ye neden onay vermiyorsunuz diye bir haber var ve Sözcü TV'nin onay görmediğini yazmışlar. CHP'li Mürsel Alban meclis kürsüsünden iktidara seslendi. Halkımız Sözcü TV'nin yayına başlamasını dört gözle bekliyor diyen Alban şöyle konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Sözcü TV'nin logo değişikliği talebini anayasaya aykırı bir şekilde aylardır gündemine almıyor diyerek tepki gösterdi. Bu durumu bu şekilde açıklamış. Zam şampiyonları meclis kürsüsünde. Yumurta, ayçiçek yağı ve beyaz peynir başrolde. CHP'li Erkan Aydın, halkın belini büken gıda zamlarını vekillere tek tek örneklerle anlattı. Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kartondan maket şampiyonluk kürsüsü yapıp meclis kürsüsüne koydu ve başladı konuşmaya. Gıda fiyatları tavan yaptı deyip bir kutu yumurta çıkardı. Yumurta bir yılda %82 zamlandı dedi ve yumurtayı birincilik kürsüsüne koydu.
İşte meclisteki o konuşmada gündemine alınmış, gazetenin manşetten görülmüş diyelim ve aşağı doğru inelim. Cemil Çiçek o yemeği Sözcü'ye anlattı. 10 kat cezaya hazırım. Meclis eski başkanı Cemil Çiçek, Saffet Kaya'nın fotoğrafını paylaştığı yemeği Sözcü'ye anlattı. Suç işlediysem cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım. Kamuoyu önündeki kişiler örnek olmalı. Yanlış yapsaydım özür dilerdim dedi. MHP'de Millet İttifakı ile ortak imza krizi çıktı Kastamonu Pınarbaşı'nda. MHP ilçe başkanı CHP ve İYİ Partili başkanlarla ilçenin sorunlarına ilişkin ortak açıklama yaptı. MHP il yönetimi uyarınca imza geri çekildi. Sosyal mesafe yok ama ayrımcılık var. Bilecik İl Genel Meclisi'nin AKP'li üyeleri AKP il başkanını ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirilirken erkekler sosyal mesafesiz poz verdi, tek kadın üye kenarda bırakıldı şeklinde haberle birlikte Sözcü'yü de burada noktalamış olalım ve şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Haftanın ilk akşamı geçtiğimiz haftanın iç ve dış gündeminin değerlendirmesi yapılırken yeni haftada yaşanabilecekler yorumlanıyor. Cüneyt Polat'ın moderatörlüğünde eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ve Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun daimi konuk olarak katıldığı hafta başı her pazartesi günü saat 20.30'da canlı yayınla BBN Türk'te. Bıktım bu kiracılıktan. Canımı tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek TOKİ kira öder gibi satın alabileceğin 1 milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek. Tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son 2 yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Ah evladım, ne yaptın sen? Ben ki aylarca kendimi tutup evden çıkmadım. Ama biz seni tutamadım. Topladın getirdin virüsü. Hasta falan da değildi. Hiç anlamadım ki. Ya başkasına da bulaştırdıysa? Ah çocuğum.
Kaç ocağa ateş düşürdün kim bilir. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Bak oğlum, tabii ki deprem olduğunda güçlü kollarımla bu duvarları tutabilirim. Ama yine de planlarımız olmalı. Plan A, camdan atlamak tutuyor. Endişe etmenize gerek yok. Samanlar sayesinde yumuşak bir iniş gerçekleştiriyoruz. Diyelim kaçamadık. O zaman B planı. Tavan üstümüze çökse bile elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkıp gidebileceğiz. Bu lastikler bizim yaşam alanımız. Bakanım, yaşam alanı. Her şeyi düşündüm, her şeyi. Bak demir makası. Kriko. Telsiz. Bu yedek. Bu da yedek biri yedeğin. Necati, tüm bunlarla uğraşacağına neden evimizi kentsel dönüşüme verip rahat rahat uyumuyoruz? Evet baba. Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sigara solunum yolunu tahrip eder. Koronavirüse kapı açar. Akciğerleri zayıflatır. Tedaviyi zorlaştırır. İyileşme şansını düşürür. Nokta. Koronavirüs sigara içeni sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. En zor zamanlarda bile bu millet için hiç düşünmeden, durmadan, fedakarca eken, yetiştiren, toplayan, üreten, ne olursa olsun elini topraktan çekmeyen çiftçilerimiz sayesinde sofralarımız bereketli. Tarlalarımızı boş bırakmayacağını bildiğimiz fedakar çiftçilerimizin yanındayız. Onlara minnettarız. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Bu hilal sensiz olmaz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Devam edelim haberlerimizi. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Belediye ekipleri orada dezenfekte çalışmaları yapıyorlardı ki bir fotoğrafa rastladılar. O fotoğraf PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a aitti. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Duvarlar PKK paçavralarıyla donatılmıştı. İşte onun ardından soruşturma başlatıldı. İlçe Başkanı Ercan S. Evet, Ercan S. gözaltına alındı. Daha sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. HDP Esenyurt İl Başkanı Ercan S. terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K. terör örgütü propagandası yapmak suçundan emniyette ifade vermiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Toplanan delillerin incelenmesiyle birlikte terör örgütüne üye olmak suçundan tekrar soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zanlılar için gözaltı kararı verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki zanlıdan HDP Esenyurt ilçe başkanı şüpheli Ercan S. tutuklandı. Dilan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yapılırken çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ekiplerin binada yaptığı aramada terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri bulunuyordu. Bin afiş örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergilerle çok sayıda kitap, 3 hard disk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulunmuştu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerden bir detaya bakalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan şüphelilerden ikisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Örgütsel dokümanlarla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında ayrıca LGBTİ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi. Devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Farklı suçlardan aranan 2475 kişi yakalandı, adliyeye sevk edildi. Ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aranan ve göçmen kaçakçılığı yapan 2475 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde eş zamanlı aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliği yaptı. Uygulamada toplam 11.536 ekip, 40.690 personel görev aldı. 3.450 ikamette arama yapıldı. FETÖ-PYD terör örgütüne üye olmak, adam öldürme, cinsel suç ve dahası. Ülke genelinde yapılan uygulamalarda 144 bin şahıs sorgulandı. 430 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı. 1527 araç sorgulandı. 298 araca idari yaptırım uygulandı. Ayrıca uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kesici, delici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 1000 paket kaçak sigara, 3 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 22 sahte yol izin belgesine de el konuldu. Suriye'nin kuzeyindeki Elbab ve Azez ilçelerinde bombalı terör saldırıları düzenlendi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir denildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da da büyük bir patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma yaşandı. Azez ve Elbap'ta bomba sesleri yankılandı. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Azez'deki patlamadan kısa süre sonra bu kez Elbap'ta patlama meydana geldi. 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgedeki kalabalık bir anda kaçmaya başladı. Çok sayıda bina yıkıldı, bazıları alevlere teslim oldu. İtfaiye gelinceye kadar vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan ev ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Saldırıya henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçleri saldırıyı terör örgütü YPG-PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve demokrasimize karşı Somali'nin başkenti Mogadişu'da da patlama sesleri yankılandı. Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrika Oteli'nin önünde gerçekleşti. Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrika Otel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Açıklamada Türkiye terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin dört bir yanından birbiri ardına yangın haberleri geldi. Alevler kimini çaresiz yatağında yakaladı, kimini ise işe gittiği sırada. Alevler yükseldi Türkiye'nin dört bir yanından. Kimini canından etti, kimini yuvasından. Yürek yakan ilk olay Antalya'dan. Kadriye Turgut 83 yaşındaydı. Hayatını yatağa mahkum sürdürüyordu. Kızı ve damadı Sera'ya çalışmaya gitmiş. O da evde tek başına kalmıştı. Birden alevler yükseldi evden. Kaçamadı. Yardım dahi isteyemeden mahkum olduğu yatakta alevlere teslim oldu. Yanarak can verdi. Yüreği yanmıştı kızının da. Yine aynı şehirde bu kez farklı bir acı yaşandı. Talat Yitmez gündelik yevmiyeli işçi olarak hayata tutunmaya çalışanlardan. Sabah işe gitmek için evinden çıkmış, geldiğinde ise işte bu manzarayla karşılaşmıştı. Evleri tamamen yanmış, eşyaları kül olmuştu. Bir umut yanan evlerine girdi karı koca, sağlam bir eşya bulmak için. Yatağım yok hanım, yastığım, her şeyim, A'dan Z'sine ne varsa benim var, benim yok, hep yanmış. Hayatları zaten çok zordu. Üzerlerindeki kıyafetleri bile komşuları vermişti. Bir tek başını sokacak evleri vardı. O da kül olunca kış vakti ortada kaldılar. Bursa'daki 200 yıllık binada alevlere yenik düştü. Isıtıcının devrilmesiyle yıllara meydan okuyan bina cayır cayır yandı. Karaman'da 112 acil çağrı merkezinin üzerine yıldırım düştü, sistem çöktü. Merkez 2 saat hizmet veremedi. ...112 acil çağrı merkezine yıldırım düştü. Sistem çöktü, 2 saat hizmet dışı kaldı. Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Jandarma, itfaiye, polis ve sağlık biriminin bulunduğu 112 çağrı merkezi binasındaki vericilerin üzerine yıldırım düştü. Elektrikler kesildi, çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Şimdi paratonerin çalışıp çalışmadığı noktasında bakıyoruz, gerekli incelemeleri yapıyoruz. Teknik rapora göre ne yapacağımızı belirleyeceğiz.
Jeneratörler hemen devreye sokuldu ama çağrılar alınamadı. Belediye ve güvenlik birimlerinin santral telefonlarından alınmaya başlandı çağrılar. İki saatlik süre zarfında neyse ki korkulan olmadı. Şu ana kadar bize intikal eden hiçbir bilgi yok. Yani olumsuz bir haber gelmedi. Gerek jandarma bölgesinde gerek emniyet bölgesinde. Ekiplerimiz dışarıda. Teknik personelin titiz çalışması sonrası arıza giderildi. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı. Zor anlar yaşayanlar kadar durumu fırsata çevirenler de vardı. Ekranlarınıza yurttan görüntüler geliyor. Kimi karda mahsur kaldı, kimi de karın tadını doyasıya çıkardı. Yurt genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Van'da sağlık ekipleri bir aylık bebeğe pansuman yapabilmek için yoğun mesai harcadı. Hidrosefali hastası bir aylık Rabia Kırmızı bir hafta önce ameliyat olmuştu. Pansuman yapılması gerekiyordu ancak hava şartları Kırmızı ailesinin evden çıkmasına izin vermedi. Durum ekiplere bildirildi. İlçeye 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi'ne gidecek ekip sadece 5 kilometre ilerleyebildi. Etkili kar yağışı nedeniyle ambulans kara saplandı. Karla mücadele ekipleri uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler Kırmızı ailesinin evine giderek Rabia bebeğin pansumanını yaptı. Kars'ta da durum farksızdı. Etkili kar yağışı hayatı felç etti. 50 yaşındaki kadının beyin kanaması geçirdiği şüphesiyle bölgeye ambulans istendi. Ancak kar sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını engelledi. Devreye iş makinası girdi. Kepçeye serilen battaniye ile hasta ambulansa ulaştırıldı. Hastaya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Mersin'de ise 700 rakımlı yaylaya çıkanlar etkili kar yağışı nedeniyle şehir merkezine inmek istedi. Gece saatlerinde yola çıkan 4 otomobil kara saplandı. 8 kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı. Bölgeye iş makineleri geldi. Mahsur kalan 8 kişi 2 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Sivas'ta kar şehir merkezini adeta beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Çok güzel görüntüler var. Ben de kaçırmamak için, bu anları ölümsüzleştirmek için çıktım, fotoğraf falan çekildim. Yozgat'a ise uzun bir aranın ardından kar yağdı. Etkili yağışı fırsata çevirenler kısıtlamaya rağmen sokaktaydı. Ellerine poşet ve tepsi alanlar karın tadını çıkardı, doyasıya eğlendi. Böyle bir anı kaçırmak istemedik. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Yurt geneli beyaza bürünürken ekipler de sahadaydı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yaya kaldırımları temizlendi. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı gruplar tarafından bugün toplanmalar yapılacağı yönündeki çağrılar üzerine harekete geçti. Covid-19'un salgınının önlenmesini sağlamak ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması gibi benzeri faaliyetlerin bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Diyelim ve devam edelim Hatay'la. Hatay'da sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, dereler taştı. Narenciye bahçeleri ise azgın sulara teslim oldu. Evlerin çatısı uçtu, dereler taştı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
80, 90, 100 kilometre hızıyla burada bu sahilde hiçbir çatı bırakmadı hasarsız. Yurt geneli kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken Hatay'da ise sağanak yağış etkili oldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bilanço ortaya çıktı. Ben görmedim dolun doğanı buralarda. Hiçbir şekilde böyle bir fırtına görmedim. Kubleden geldi fırtına. Öyle bir şey ki ne pencere bıraktı ya, baksana ya. Pencereleri bile götürdü ya, içeriye basınçtan vurdu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Dere yatakları taştı. Narenciye bahçeleri su altında kaldı. Denizde ise dev dalgalar oluştu. Deniz suyu caddeye kadar çıktı. Bir köprü azgın suya dayanamadı, yıkıldı. Altı balıkçı teknesinde maddi zarar meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle şu an oluşan sel manzaraları. Ekipler trafiğe kapanan yollarda ve su taşkını yaşanan dere kenarlarında tahliye işlemleri yaptı. Evet, gazetelere geçelim. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfası ekranlarınıza gelsin. Ve işte manşetindeyiz. Fransa'da Müslümanın ölümü de zor. İslamofobinin artışıyla Fransa'daki 10 milyon Müslümanın hayatı zorlaşırken cenaze, defin ve mezarlık konusundaki problemler de büyüyor. Ülkede mezarlık bulunan 36 bin yerleşim yerinin sadece 400'ünde Müslümanlara yer ayrılmış. Covid-19'un getirdiği zorluklarla birlikte Müslümanlar artık çaresiz. Sadece iki mezarlık var. Müslümanlar 2000'li yıllara kadar memleketlerinde defnedilmeyi vasiyet ediyordu. 2 ve 3. nesil artık geleceklerini planladıkları Fransa'da toprağa verilmeyi tercih ediyor. Ancak Fransa'da Müslümanlara ait sadece iki mezarlık var. Biri Paris'in Banlieue'su Bobigny'de, diğeri Strasbourg'da. Bu iki mezarlık dışında Müslümanlara mezarlıklardan yer ayrılıyor. Sayı en çok Müslümanların yaşadığı Avrupa ülkesi için yetersiz. Asıl sorunsa mezar yeri satın almak. İşte Fransa'da Müslümanların ölümü de zor başlıklı haberi aktardık sizlere. Suikast timine 55 bin mermi verilmiş. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen suikast timine mühimmat sağlayan 3 asker gözaltına alındı. Şüpheliler suikast timindeki özel kuvvetle MAK'çılara çelik ve beton zeminleri delebilen EOD mühimmatları ile çeşitli çaplarda 55 bine yakın mermi teslim etmiş. Navalny gözaltıları, Rusya'da ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Alexei Navalny'ye destek için düzenlenen protestolar dün de sürdü. Navalny ekibi 100 kente protesto çağrısı yapmıştı. İşte gözaltıların devam ettiği de belirtilmiş gazetede. Yeni Şafak gazetesinin sonuna gelmiş olduk ve şimdi Milliyet'e bakalım. Bir sonraki gazetemiz olan Milliyet'le devam etmiş olalım Yeni Şafak gazetesinden sonra. Milliyet'in ilk sayfası ekranlarınıza gelecek ve gün ışığında gazetelerin gündemine sizlerle birlikte bakmış olacağız. Manşetinde et ticareti korsan bastı. Dev et ticaret sitelerinde konuşlanan korsan kitap satıcıları, tüketiciyi, yayın evini ve yazarları mağdur etmeye devam ediyor diyor. Ve yan haberine bakalım manşetin. Kabinede gündem kısıtlamalar. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, restoran ve kafelerin durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları ve aşı çalışmaları masaya yatırılacak. Gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. İşte Milliyet gazetesinin gündemi bu şekildeydi. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak ve gündemindeki maddeler işte gazetenin haberinde olduğu gibi sıralanmış. Şimdi akşama bakalım. Akşam gazetesinin ilk sayfası TFX'e kadar modifiye F-16. Türkiye ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine F-16'ları modernize ediyor. Yerli savaş uçağı devreye girene kadar havada boşluk yaşanmayacak manşetinde bu haber vardı ve yan haberine baktığımız zaman okullar için ikinci dozu bekleyelim. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan okullar için 15 Şubat'ın erken olacağını söyledi. Doktor İlhan artan vakalarla birlikte yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu belirterek
kısıtlamalar bir süre daha devam etmeli dedi İlhan. İkinci doz aşıdan sonra peyderpey kısıtlamalar kalkmadı ve okullar açılmalı kanaatindeyim. Mart ortası beklenmeli şeklinde konuştu. İlhan'ın geçtiğimiz günlerde de bir açıklaması vardı. Çok çarpıcı bir açıklama. Bu ekranlarda aktarmıştık. Tekrar hatırlatalım. Demişti ki vaka sayılarındaki artışın engellenmesinde elbette kısıtlamalar çok önemli. Ancak kısıtlamaların hafta sonları delindiğini görüyoruz. Hafta sonları ziyaretler arttı ve yatılı olarak devam etti şeklinde açıklama yapmıştı. Çok çarpıcı aslında. Buradan da kendimize ders çıkarmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki bizler hafta sonları yatılı ziyaretlere devam edersek, sanki bir tatil gibi hafta sonları yakınlarımızı ziyaret edersek, işte bu vakalar düşmeyecek, bulaşma oranı düşmeyecek, birbirimize bulaştırmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki durum böyle. İlhan'ın açıklaması da oldukça önemliydi. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında saat başında tekrar haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve gün ışığının ikinci yarısıyla tekrar sizlerleyiz. Gününüz sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin dileklerimizle gelin başlayalım. Bartın'da yaşayan Bayram Yaman, ormanda bulduğu ve uçamadığını fark ettiği yavru kargaya evinde bakmaya başladı. Gün geçtikçe karga evcil bir hayvandan farksız hale geldi. Karga haydar, arabayla geziyor, top oynuyor. En sevdiği yiyecekse kedi maması. Bize nereye gittiysek gittik geldik. Hiç arabaya biniyor, eve çıkıyor. 24 saat kafes nedir bilmez bu hiç. Arabayla geziyor, oyun oynuyor. Ne denirse yapıyor. Hareketleri evcil bir hayvandan farksız. Öyle ki en sevdiği yiyecek kedi maması. Haydar artık evin bir parçası. Haydar dediğimiz zaman nerede olsa olsun çağırırız. İsmini aynı biz gibi ezberlemiş. Hemen atlar gelir nerede olsa olsun. Bartın'ın küçük Kızılkum köyünde yaşayan Bayram Yaman ormanda yavru bir karga gördü. Uçamıyordu. Aldı evine götürdü. Karga o günden sonra evin bir bireyi haline geldi. Ormanda yuvadan uçmuş şekilde, yavru şekilde bulduk. Eve getirdim. Baktım ben buna ne yediyse onu verdim. Kedi yemi verdim. İşte evin önünde biz ne yersek ondan verdik. Ne, zaten karga leşçil bir hayvan, ne olsa veriyorsun yiyor. Ama genelde kedi mamasını çok seviyor. Köpek, kedi, tavuk, horoz hepsiyle arası çok iyi. Onlarla oyun oynuyor, birlikte yemek yiyor. Kedi mamasına bayılıyor. Hepsini önüne yeme atıyorum. Hepsi 3-4'ü bir yere geliyor yemiyorlar. Hepsi de hiçbirbirine zarar vermeden karnını doyuruyorlar. Herkes yerine gidiyor yatıyor. Adı Haydar. İsmini duyar duymaz nerede olursa olsun geliyor. Karga Haydar'ın en sevdiği aktivite ise arabayla gezmek. Ön koltukta yerini alıyor, sahibine gittiği her yerde eşlik ediyor. Yani bulmakta zorluk da çekmiyoruz yani. Evden uzaklaşsa bile Haydar diye çağırdığımızda geliyor. İstanbul'da otlamak için meraya çıkan inek çamura saplandı. Sahibi olduğu yerden çıkaramayınca devriye, itfaiye girdi. Osmaniye'de de asansör boşluğuna düşen köpeğin imdadına yine itfaiye koştu. Biri çamura saplandı. Diğeri asansör boşluğuna düştü. İkisinin de yardımına itfaiye ekipleri koştu. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ayvaz ineklerini otlatmak için meraya çıkardı. Kısa süre sonra hayvanlarından birinin eksik olduğunu fark etti. Bölgede aramaya başladı. İneğinin yoğun yağış sonrası oluşan çamur alana saplandığını gördü. Şurada. İçinler iki tane şeyin arasından. İnek yerinden kımıldayamaz haldeydi. Sahibi tek başına kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Mücadele tam 2 saat sürdü. İnek özel hayvan çekme halatlarıyla saplandığı yerden çıkarıldı, sahibine teslim edildi. Cemal abi, haydi. Çekiyorum ben, gidiyorum. Çek. Osmaniye'de ise bir köpek iş merkezinin asansör boşluğuna düştü. Yardım çığlığını binadaki çalışanlar duydu. Durumu itfaiyeye bildirdi.
Ah Samet. Ekipler köpeği kurtarmak için merdiven kurduğu 5 metrelik asansör boşluğuna indi. Köpeğe neyse ki hiçbir şey olmamıştı. İtfaiye eri onu kucağına aldı, bulunduğu yerden çıkardı. Antalya'da geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir adam dengesini kaybederek düştü. Üstü başı sırılsıklam oldu. Mahalleli çaresiz adamın o halini görünce balkonlarından kıyafet attı ama onun hiçbir şey umurunda değildi. Tek düşündüğü, kaybettiğini sandığı el arabasıyla çaresiz adamın yürek burkan görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Düştü, üstü başı su içinde kaldı. Mahalleli yardım elini balkonlarından uzattı. Yürek burkan görüntü Antalya'dan. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan adam yağmur altında yürürken dengesini kaybedip düştü, elini yaraladı. Hemen bir iş yerinin önüne sığındı. Çıkar şunu. Olsun gidiyorum. Gel şunu çıkar. Üstü başı sırılsıklam olmuştu. Mahalleli çaresiz adamın halini gördü, dayanamadı. Kısıtlamadan dolayı evlerinden çıkamayınca onun için balkonlarından kıyafet attı. Giymek istemedi. Bu sefer de devreye polis girdi. Elleriyle giydirdi çaresiz adamı. Yok be. Alkollüydü. Adını unuttuğunu söyledi ama kaybettiğini sandığı ekmek teknesini unutmamıştı. Defalarca el arabasını sordu. Arabam nerede? Arabanı ben buraya bırakacağım. Dilinden kaybolan arabası için şarkı sözleri bile dökülmüştü. Anam babam bir tarafta, yarı özledi. Polis arabasının kaybolmadığını söylese de bir türlü inandıramadı. Kendisi görünce ikna oldu. Arabam burada duracak. Ben burayı camiye bırakacağım. Tamam mı? Ben buraya bırakacağım. Hastaneye kaldırıldı. Polis el arabasını alarak caminin bahçesine bıraktı. Ankara'da trafiğin en işek olduğu yerde lüks otomobiliyle drift yaptı. Hızını 200 kilometreye kadar çıkardı. O anları kayıt altına alan trafik magandası görüntüleri sosyal medyada paylaştı. O görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyeti bakın nasıl bir bilgiye ulaştı. Hem aşırı hız yaptı hem de dakikalarca drift. Ankara'da bir sürücü lüks aracına bindi, en işlek yola çıktı. 200 kilometreyi geçen hızıyla hem kendi hem de çevredekilerin canını hiçe saydı. Yetmezmiş gibi bir de dakikalarca drift yaptı. O anları kayıt altına alan sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tepki yağdı. Görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Titiz bir çalışma sonucunda görüntülerin 2018 yılına ait olduğunu tespit etti. Sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada o kişiye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem uygulandığı bildirildi. Ehliyetine el konulan sürücüye 8.353 lira ceza kesildiği ve aracın trafikten men edildiği aktarıldı. İstanbul'da bir servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kaldırımda yürüyen iki kişi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte ölümün teğet geçtiği o görüntüler. Minibüsle kamyonet yolun ortasında çarpıştı. Kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden son anda kurtuldu. Mucizevi kurtuluş kameralara böyle yansıdı. Müzik
Kaza İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. İki farklı sokak üzerinde seyreden servis minibüsüyle kamyonet yolun kesişim noktasında çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs çarpmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Tam o sırada iki kişi kaldırımda yürüyordu. Kazayı fark etmeleriyle kaçışmaları bir oldu. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan minibüsün şoförü hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Bak görüyor musun? Çok müracaat ettik belediye. Bak buraya bir... Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldıran sanığın cezası belli oldu. 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza 9 bin lira paraya çevrildi. Ancak mağdurlar cezayı yetersiz buldu. Üst mahkemeye başvurdu. Aa! Şiş! La! Trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırmıştı. Cezası belli oldu. Bak polisi çağırıyorum. 28 Nisan 2020 tarihli görüntüler Mersin'de kayda alındı. Trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Üç kadın sopayla darp edildi. Aa! Şiş! La! Olay sonrası üç kadın polise gitti. Kendilerine saldıran adam ve kızından şikayetçi oldu. Saldırgan Ali G. hakkında dava açıldı. O davanın ilk celsesi görüldü. Mahkemede konuşan şahıs kızını korumak için kadınlara birer kez tahta parçasıyla vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlarsa şikayetlerinden vazgeçmedi. Mahkeme sanığa basit yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza 9 bin lira paraya çevrildi. Cezayı yetersiz bulan mağdurlar üst mahkemeye başvurdu. Evet, gazetelerle devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfası ekranlarınıza gelecek ve gelin bakalım. İşte ilk sayfasındaki haberler: fahiş fiyata çözüm sözleşmeli tarım sistemi. Cumhurbaşkanlığı 2021 yıllık programına göre gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Buna göre dönemsel fiyat dalgalanmalarını asgariye indirecek soğuk depo zincirleri, teknolojik örtü altı üretim ve modern sulama sistemleri desteklenecek. Kamu kuruluşları ve özel sektör aracılığıyla sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modelleri yaygınlaştırılacak. İşte fahiş fiyata çözüm sözleşmeli tarım sistemi başlıklı haberi aktardık sizlere. Dünya kavruluyor başlıklı manşet haberindeyiz. Covid-19 sebebiyle tüm dünya alarmda. Mutasyonla birlikte vaka sayılarındaki artış ürkütücü. Çare global aşılama. Koronavirüs dünyayı sarsmaya devam ediyor. Mutasyonlu virüs ve kapalı alanlar bulaşıcılığı artırıyor. Uzmanlara göre salgının kontrol altına alınabilmesi için aşıya eşit erişim şart. Dünya hızlıca aşılanmalı uyarısı yapılıyor. Tedbirlere de devam edilmeli. Tiyatro açmak cesaret ister. Oyunları Broadway'de sahnelenen usta yazar Al Melek, tiyatro kurmak kolay değil, maddi imkanın ötesinde yürek işi diyor. 2 yılda 88 bin konut, TOKİ her yıl bir şehir kuruyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşların ev hasretine son veriyor. Son 2 yılda 88.098 aile TOKİ sayesinde ev sahibi oldu. En çok konutun teslim edildiği bölge 31 binle İç Anadolu, ikinci sırada ise 21 binle Güneydoğu Anadolu var. Azerbaycan'dan teşekkür geldi başlıklı köşe yazısı sayfa 2'de. Gençler evden çalışmak istemiyor başlıklı haberdeyiz. Pandemi çalışma hayatımızı eve taşıdı ancak gençler bundan memnun değil. %69'u iş yerinde çalışmayı tercih ediyor. Canan Erarslan'ın haberi sayfa 4'te. Elmadağ Teknik Lisesi her öğrenciye 20 bin lira. Lise öğrencileri ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda
2 milyon liralık ciro yaptı. Okul değil sanki fabrika. Elma Dağ'daki bir lise 350 tonu yüzey, 70 tonu el olmak üzere 420 ton dezenfektan, 75 ton da sıvı sabun üretti. Okulun müdürü Samet Bilecen, bir yıllık sürede öğrencilerimiz toplam 20'şer bin lira gelir elde etti şeklinde konuştu. Tuhaf ve gülünç. 384 bin kişi ismini düzeltti. Mahkeme kararı aranmaksızın getirilen uygulamayla 260 bin kişi soyadını, 124 bin kişi de ismini düzelttirdi. En çok düzeltilen isimler Rabiye, Hava, Esme, Yunis ve Ümit, soyadları ise Çoşkun ve Uğuz oldu. İşte Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberler bu şekildeydi. Bu haberimizle birlikte gazeteye nokta koyalım. Bir diğer gazetemiz olan Türk Günü'ne devam edelim. Gelin Türk Günü'nün ilk sayfasına, gündemine sizlerle birlikte bakalım. Manşetinde liyakat dediler, talan ettiler başlıklı haber var. Yerel seçimlerden önce namus sözü verdiler ancak seçildikten sonra belediyelerde kıyım yaptılar. Önce kadroları temizlediler, sonra da bu kadroları CHP, İP ve HDP olarak aralarında paylaşıp eş, dost, akrabalara nasıl dağıttıklarını itiraf ettiler. Üçü paylaşmış. Her fırsatta Cumhur İttifakı'nı kadrolaşmakla, hükümeti yaptığı atamalarda liyakati esas almamakta suçlayan CHP'nin, ele geçirdiği belediyeleri hiçbir ölçü ve kurala uymadan zillet ortaklarıyla nasıl paylaşıp yağmaladığı yine kendi itiraflarıyla ortaya çıktı. Belediye kadroları CHP, İP ve HDP arasında belli yüzdelerde pay edildikten sonra eş, dost ve akrabalara dağıtılmış. İşte liyakat dediler, talan ettiler başlıklı haberin detayları bu şekildeydi. Devam edelim. DSÖ adım adım virüsün peşinde. Dünya Sağlık Örgütü ekibi koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı Çin'in Wuhan kentinde deniz ürünleri pazarında incelemelerde bulundu. Hayvan pazarında incelemeler devam ederken bilgi toplamaya yine sürdürüldüğünü söyleyelim. Aşağı doğru indiğimiz zaman Muharrem İnce'den Meral Akşener'e o zaman aklın neredeydi sorusu. CHP eski milletvekili Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin işte CHP'den ayrılan milletvekillerine yönelik soruları var ve Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kuracağı partiye katılacağını söyledi İnce. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine de cevap veren İnce, çok büyük haksızlık yapmış, partisini kurduğunda CHP'den bir, MHP'den dört milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. O zaman aklı neredeydi diye sordu. Yapılandırma ve MTV'de son gün vergi borcunun yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenlemeye başvuruyla motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Yapılandırma isteyenler bugün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine başvurabilir. Suriye'de PKK-YPG terörü 10 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de 2 patlama yaşandı, çok kişi can verdi. Önce Azez ilçe merkezinde bir araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kısa bir süre sonra bu kez BAP'ta bir patlama meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Avrupa korona şaşkını. Koronavirüsün sarstığı Avrupa ülkeleri ne yapacağını şaşırmış durumda. Fransa ve Almanya bazı ülkelere sınırlarını kapatırken İtalya ise bugünden itibaren kısıtlamaları gevşetiyor. Fransa Başbakanı Castex, AB dışından yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu. AB ülkelerinden seyahatlerde de negatif test istenecek. Almanya'da mutasyonlu virüsün yoğun görüldüğü ülkelere tüm sınırlarını kapattı. Yasak İngiltere, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya için de geçerli. İtalya ise turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Milano ve başkent Roma'da da kısıtlamaları gevşetiyor. İşte Türk Gün Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberleri aktardık sizlere. Gelin Posta'yla devam edelim. Posta'nın gündemine sizlerle birlikte bakalım. Türkiye gündeminde, ülke gündemindeki hangi haberler ön sayfasına taşınmış, okuyucusuna sunulmuş, gelin bakalım. İşte manşeti. 7'den 77'ye bütün Türkiye'nin kalbi bu vapurda. Bu vapurda işte manşet haberi bu şekilde ve aşağı doğru inelim. Başlığı gördük.
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço her yıl kendi adını taşıyan vapurda sevenlerinin düzenlediği etkinlikle anılıyordu. Barış Manço vapuru pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez boş bir şekilde demir alacak. Belki yolcusu olmayacak ama bütün Türkiye yürekleriyle o vapuru dolduracak. Kuyuyla postacının 37 yıllık dostluğu. Edirne'de yaşayan emekli postacı Recep Mirza'nın 1984'te mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulduğu, iyileştirdiği ve garip ismini verdiği kuyuyla dostluğu 37 yıldır sürüyor. Kuyunun uçabilecek duruma gelmesine rağmen kendisini terk etmediğini söyleyen Recep Mirza, "Yıllar önce eşimi kaybettim, şimdi bütün zamanımı gariple geçiriyorum. Ben nereye gidersem oraya gelir," diyor. 284 bin kişi isim değiştirdi. Aktardığımız haberlerden bir tanesiydi. Savcı nota kızdı, gözaltına aldırdı. Ordu Ünye'de görevli bir savcı yanlış yere park ettiği için aracının sileceklerini kaldırıp cama not bırakan S.U. adlı kişiyi gözaltına aldırdı. Yine aktarmıştık bu haberi de. İşte Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen savcının nota kızıp gözaltına aldırma hikayesi de haberi de bu şekildeydi. Diyelim ve bir diğer gazetemiz olan Milat'la devam edelim. Milat'ın ilk sayfası ve manşeti: HDP kızar diye susuyorlar. Diyarbakır annelerinden CHP ve İP'e tepki. Kılıçdaroğlu ve Akşener Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş'a özgürlük istiyor ama bizi görmüyor. Biz siyasetçi değiliz. PKK'nın evlatlarını kaçırdığı anneleriz. HDP kızmasın diye susuyorlar. 2015'te PKK'lı teröristlerce kaçırılan Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı. Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'liler nerede? Kılıçdaroğlu HDP'nin tepkisinden korktuğu için sesini çıkarmıyor ama onun da evladı var diye konuştu. İşte manşetindeki haber bu şekildeydi. Evet, köşe yazılarıyla devam ediyoruz. Köşe yazarlarının gündemi nasıl değerlendirdiğine gelin bakalım. Deniz Zeyrek'le başlayacağız. Sözcü'de yazdı, istifacı 3 vekilin 3 talebi başlıklı köşe yazısındayız. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa etti. Malumunuz 3 milletvekili Cuma günü istifa etmeden birkaç gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Görüşme sonrasında istifa var mı sorusuna hayır yanıtını vermelerine rağmen Cuma günü istifalarını açıkladılar. Söz konusu görüşmenin nasıl geçtiğini merak ediyordum. Güvendiğim bir kaynaktan öğrenme şansım oldum. Görüşme sırasında 3 vekil 3 talepte bulunmuş ve istifalarını açıkladıkları Cuma gününe dek süre vermiş. Görüşme sırasında farklı ifade etmiş olabilirler ama taleplerine ilişkin kurdukları cümlelerin CHP yönetimindeki tercümesini aynen aktarıyorum. Muharrem İnce'ye çağrı yapın, parti kurmasın, partide kalsın. İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nu görevden alın, CHP ile HDP arasına mesafe koyun. Üç vekil bu taleplerini değişik cümlelerle kamuoyu önünde de dile getirmişti. O nedenle duyduğuma şaşırmadım. Benim asıl merak ettiğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillerin bu taleplerine verdiği yanıttı. Kaynağımın bu konudaki soruma verdiği yanıtlardan şu sonuçları çıkardım. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye parti kurma, CHP saflarında kal çağrısı yapma talebinde adeta duymazdan gelmiş. Canan Kaptancıoğlu'na yöneltilen suçlamaların başında Atatürk yerine Mustafa Kemal ifadesini kullanması ve HDP konusundaki tavırlarıymış. Kılıçdaroğlu, Canan Kaptancıoğlu'nun Atatürk demeyi reddettiği iddiasının doğru olmadığını belirterek şöyle demiş. Atatürk bu partinin kurucusudur. Atatürk bu partinin kılcal damarlarında var. CHP üyesi kimse Atatürk demem diyemez. İşte Deniz Zeyrek'in yazdığı köşe yazısından bir kesitli Sözcü'de yazdı. Devamını merak ediyorsanız gazetede de bulabilirsiniz diyelim ve şimdi ara verelim. Bir konuğumuzla geri geleceğiz.
Evet, gün ışığında aranın ardından bir konuğumuzla geri geleceğiz demiştik. İşte Ramazan Çınar'la ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Pazartesi günleri biliyorsunuz ekonomiyi konuşuyoruz ve piyasaların güne nasıl başladığını kendisinden dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi haftalar. Merhaba, teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hemen başlayalım, vaktimiz kısıtlı. Tabii ki. Döviz mevduatları diyelim, son durum nasıl? Döviz mevduatlarında geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu haftada haftalık artışlar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası raporuna göre 763 milyon dolar artışla 236.1 milyar dolar seviyesine döviz mevduatları yükseldi. Dediğimiz gibi daha önce de belirtmiştik. Hep vatandaş her düşen kurdaki gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirip döviz mevduatını artırıyor. Yani aslında bu düşüyor ama ilerleyen vadede yükselecek beklentisi var. Hala devam ediyor o beklenti. Ya öyle mi olacak peki? Ya tabii ki biz de geçtiğimiz hafta dolar Türk lirası grafiğini incelerken de belirtmiştim. Hı-hı. Yani ben 7 liranın altında bir beklentim yok. İşte burada 7.20-7.25 alttaki destek seviyesi, üstte de 7.55. 7.55'i kırarsa 7.85'e kadar gider ama burada birazcık yatay hareket edecek gibi gözüküyor. Tabii ki aşı haberleri, gelecek olan Amerika'daki teşvik paketleri doların güçlenip güçlenmeyeceğini, diğer para birimlere karşısındaki seyrini de izlemek lazım. Sadece bizdeki iç gelişmeler değil. Bunların hepsini takip ettikten sonra net bir yorum yapabiliriz. Peki hemen gümüş fiyatlarına geçelim. Tabii ki. Son duruma bakalım. Grafiğimiz var onun da ilgili. Evet. Arkadaşlarım ayarlasın. Gümüşü almamızda da bir sebep var. İlerleyen dakikalarda onu da açıklayacaksınız tabii ki. Zaten. Gümüş fiyatları geçtiğimiz programlarda da hep belirtmiştik. Yani geçtiğimiz yıllara göre çok çok düşük kaldığını, bu fiyatın tekrardan yükselmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu haftalık bir grafiğimiz. Bakın burada 2011 yılında gümüşün onsu 50 dolar seviyesindeydi. Burada aşağı yukarı 2017'ye kadar düşen bir kanal içine girdi. Fiyat geriledi. Ve daha sonra da bir yatay harekete büründü. 2020 yılına kadar. 2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber 13 dolarlara kadar geriledi. Şimdi artık burada bir çanak formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Siz de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Tekrardan yükseliş kanalına girip buradan eski gördüğü zirveyi daha üzerini göreceğini tahmin ediyoruz uzun vadede. Altında da benzer bir formasyon. 2011 yılında aynı dönemde altında 1922 doları görmüştü. 2020 yılında 2075 ile o formasyonu tamamladı. Gümüş biraz arkadan geliyor. Gümüşte de ben orta ve uzun vadede yükselişler bekliyorum. Şimdi tabii ki farklı kurumların da açıklamaları var. Gümüşle ilgili fiyatın çok düşük olduğu artık çok sık gündeme gelmeye başladı. Yani orta ve uzun vadede gümüş fiyatları çok çok yukarıya gidebileceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bizimki burada bir analiz yapıyoruz. Bu analiz tabii ki doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir. İki tane seçenek var. Ama teknik formasyonda böyle olabileceğini görüyoruz. Ama tabii ki sadece teknik formasyona bağlı değil piyasaya, arz talebe bağlı, değişen koşullara bağlı, sanayide ve üretimde kullanılmasına bağlı bir sürü değişkeni var. Bu değişkenleri toparladığımızda böyle bir şey olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, gümüş grafiği dursun. Bir sonraki konuya geçelim. Tabii ki. Onunla da ilişkili GameStop konusu. Evet. Yani yaklaşık 10 gündür aslında piyasaların çok rastlamadığı, çok görmediği bir şeyler yaşandı. Hı hı. Onu dinlemek isteriz aslında sizden. Yani bu hisseler neden yükseldi? Ne oldu? Evet, şimdi Amerika'da Reddit diye bir forum sitesi var. Bu forum sitesinde farklı konu başlıklarında insanlar yorumlarını, bu konuyla ilgili çalışmalarını, böyle teknik çalışmalar da var, yorumlar da var. Burada son bir yıla kadar 1,5 milyon üyeleri vardı. Son bir ayda ise üye sayısı 3 milyonu geçti. Ve burada bunlar tabii ki Amerika'da şimdi bahis oyunları, at yarışı, diğer bahis oyunları da olmadığı için pandemiden dolayı ve Trump döneminde halka dağıtılan bir para vardı bütün herkese. Şimdi burada özellikle genç jenerasyonda bu parayla ilgili sonuçta kaybedeceği para 600 dolar, 1000 dolar. Bu parayı kaybetse hayatında çok bir şey değişmeyecek oradaki genç için. Burada bunlar farklı yerlere bu paramızı daha katlamalıyız diye bir takım çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra da bazı fon şirketlerinin bazı hisseleri daha çok zarara uğratmak için açığa sattıklarını düşünüyorlar. Açığa satmak da elinizde olmayan bir hissenin
düşeceğine dair bir işlem yapmaktır kaba tabirle. Tersine aslında. Tersine evet. Hisse düşerse siz kazanıyorsunuz, hisse yükselirse kaybediyorsunuz. Evet. Tabii ki açığa satışlar olduğu zaman da bu da piyasada bir olumsuz algı oluyor. Tabii ki bunlar da tam tersi. Dediler ki bu fon şirketleri zaten bizi mağdur ediyorlar. Bir de burada şirketi zarar ediyorlar. GameStop da Amerikalılar için yani hala orada gidip CD'den oyun alma, oyun konsolu alma bu kültür hala devam ettiği için bu şirketin de farklı bir manası, değeri var Amerikalılar için. Çünkü kültürün parçası aslında. Tabii ki uzun yıllardır devam eden 14 ülkede 5000 üzerinde şubesi olan bir şirketten bahsediyoruz. Daha sonrasında da bunlar tabii ki bu GameStop hisselerini almaya başlıyorlar. Almaya başladıktan sonra ve bunlar da opsiyon yapıyorlar. Yani opsiyonda da yani düşünün 3 milyon üyeniz var. Her biri 1000 dolar getirse 3 milyar dolar yapar. Bunu bir de kaldıraçlı işlem yaptığınızı düşünürseniz 30-40 milyar dolar, 50 milyar dolar gibi bir güç haline dönüşüyor. O zaman da tabii ki hani küçük balıklar organize olup büyük balığı yemiş oluyorlar. Böyle bir örnek verebiliriz aslında. Bazı fon şirketlerini milyar dolar zarara uğrattılar. O fon şirketleri hisse yukarıya gittikçe pozisyonlarını, o açığa sattığı pozisyonları kapatmak zorunda kaldılar. Bakalım şimdi de bunlar mesela gümüşle ilgili de açıklamalar var. Gümüşle ilgili yeni bir forum oluşturmuşlar. Gümüş fiyatlarının olması gerektiğinden çok düşük olduğunu, JP Morgan'ın da gümüş fiyatlarını açığa sattığı, manipüle ettiğini söylüyorlar. JP Morgan da bununla ilgili bir ceza aldı zaten, ceza yedi. Bundan dolayı da bugünlerde birazcık gümüş fiyatlarında sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Onların buraya da bir operasyonları, buraya da bir saldırıları olacak mı onu merak ediyoruz. Tabii Amerikan hükümeti bir anarşi düzeni gibi aslında. Tabii düzene karşı çıkıyorlar aslında evet. Yani. Tabii Amerikan hükümetinden ve hazineden hemen açıklama geldi. Konuyu takip ettiklerini, gerekli yerde müdahale edeceklerini söylediler. Oradan bir şey gelecek mi onu merak ediyoruz. Ama tabii burada farklı bir organizasyon var. Bunları çok hızlı bir şekilde tespit edip önlem almak çok kısa bir sürede olacak gibi gözükmüyor. Yani aslında bu GameStop hisselerine bakıldığı zaman bir 10 gün öncesine bakalım. 14 dolar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonrasında bir ivme yakalıyor, 600 dolara kadar çıkıyor. Yanlışsam düzeltin. Doğru tabii ki. Sonrasında 350 dolara falan düşüyor değil şu mi? Şu an 350 dolar seviyesinde. Yani son bir yılda %8.363'lük bir artış gerçekleşmiş. Yani böyle anormal bir şey. Bir de işin garip tarafı GameStop tabii pandemiden dolayı şubeleri kapalı olduğu için yani son bilançosunda zarar yazdı. Yani 40 milyon dolar zarar yazdı bu şirket. Yani şimdi böyle baktığımızda aslında batacak bir şirketi buradaki ayağa kaldırmış oldular. Ama tabii hisseler uzun süre burada kalır mı? Çok hızlı bir çıkış olduysa çok hızlı da bir düşüş düzeltme olacaktır. Sonuçta buradaki herkes hisselerini satmaya başlayacak, satacaklar. Burada tabii şöyle de bir bilgi verelim. Elon Musk da Tesla'nın sahibi de bu tartışmaların içine girdi. Nasıl girdi? O da mesela bu grupları desteklediği ile ilgili, GameStop'la ilgili o da birkaç tane açıklaması tweet'i oldu. Bunun nedeni de şu, GameStop'u açığa satan fon şirketleri zamanında Tesla'yı da açığa satmışlardı. Yani aslında Elon Musk'la da oradan bir problemleri var. Aslında bir savaş dönüyor ortada. Tabii orada aslında Elon Musk da bu fon şirketlerine karşı almak istediği bir şeyi vardı. Hıncı vardı. Hıncı vardı. Hıncını aslında bu şekilde bir nebzede olsa aldı diyebiliriz. O da çünkü bunları destekleyen açıklamalarda bulundu. Bunlar aslında bir örgüt tarzı bakılabilir mi? Yani çünkü onlardan başka kimse yararlanamıyor anladığım kadarıyla. Çünkü hızlı giriş oluyorsa hızlı çıkış da olabiliyor tabii dediniz. Yani şimdi aslında şöyle, sadece hisselerin yükselmesinde bu Reddit'teki ekibin şeyi yok. Yani tabii ki orada çok ciddi bir fon var, para oluşmuş oluyor büyüklüğüne baktığımızda. Ama hisseyi alanlara baktığımızda açığa satan fon şirketleri olduğu gibi hisseyi yükseleceğini düşünüp alan fon şirketleri de var. Yani aslında burada büyük şirketler yine bu durumdan faydalanmış, nemalanmış oldular. Tabii yani, ilk etapta bu ekip faydalandı. Tabii ki bu ekip faydalandı ama sonuçta o fon şirketleri de bu şeyden faydalandı. Bakalım gümüşle ilgili de dedikleri gibi bir buraya da bir operasyon, burada da bir alım gerçekleştirecekler mi?
merakla takip edeceğiz. O zaman aslında çok da güven ortamı oluşmuyor. Yani her an her şey yapabilirler. Tabii ki. Yani bizde de mesela aslında böyle gruplar var bizim ülkemizde. Hı-hı. Ama bizim ülkemizde çok fazla spekülasyon ve çok yalan haber dolaşıyor. Hı-hı. Ondan dolayı yani ben buradan bütün izleyicilere sosyal medyada dönen fikirler, yorumlara yani araştırmadan oraya bakarak karar vermemelerini tavsiye ederim. Yani burada gerçekten yapalım, bu hisseyi alalım dediklerinde organize bir şekilde hareket ediliyor. Ama bizim burada yalan yanlış çok haber dönüyor. Tabii ki SPK artık Twitter veya diğer sosyal medyalarda yaptığınız yorumlardan ceza kesiyor. Çok ciddi yaptırımları var. Ondan dolayı şu an Telegram grupları var. Bu gruplarda yazılar, şeyler dönüyor. Ama ben çok oraya itibar etmemeleri, sadece oraya bakarak karar vermemelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda tabii ki orayı dinleyebilirler, oradaki bilgiyi alabilirler ama kendi süzgeçlerinden geçirip kendileri bunun doğruluğunu ya da böyle olabileceğini araştırıp öyle karar vermelerinin doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum. Şimdi böyle bir oluşum sonuçta borsa üzerinde güveni etkileyecek, yani güveni evet, olumsuz etkileyecek. Peki borsanın nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz ilerleyen vadelerde? Şimdi gümüşten bahsediyoruz. Emtialarda da yine bunları görebileceğiz. Hı hı. Nasıl bir oluşum, nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Yani burada aslında piyasa yapıcıların, düzenleyici kurumların bunları doğru bir şekilde organize etmesi lazım. Yani bir hissenin böyle bir günde %8000 yani bir yılda böyle bir artış, bunlar normal, doğru ve sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu uzun vadede herkese zarar verir. Burada piyasa yapıcıların ve şeylerin bu mekanizmaları doğru kontrol edip giriş çıkışları belki biraz daha kontrol mekanizmasını arttırıp en azından böyle spekülatif hareketlerin önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Yani kontrol biraz edilebilir bir şey mi yani? Yani biraz daha tabii ki şimdi böyle farklı bir forum sitesinde kaç kişinin yazıştığının, hangi konunun gündeme geldiğini takip etmek mümkün değil. Yani değil. Dünyada evet, 7 milyar insan var. Her gün her yerde bir sürü şey işlem yapılıyor, yazışma oluyor. Yani bunu çok kontrol etmek mümkün değil. Ama en azından piyasa yapıcılar ya da aracı kurumlar bir hisseye aşırı bir şekilde yüklenme olduğunda buradaki anormalliği görüp gerekiyorsa mesela bizde böyle o gün şeyle ilgili, hisseyle ilgili bazı mesela açığa satışları yasaklıyor SPK veya brüt takas işlemi yapıyor. Aynı günü alıp satamıyorsunuz. Bazı önlemleri var aslında. Bunlarla biraz daha bunları caydırıcı hale gelebilir. Ama tamamen kontrol etmek mümkün değil. Mümkün değil. Geçmişte de bir örneği yok herhalde değil mi? Yanlış hatırladığım bilmiyorsa kadarıyla yok. Böyle organize bir şekilde olan buna benzer küçüklü büyüklü işlemler olmuş. Ama bu kadar organize bir şekilde bir hisseyi böyle alıp uçurma işlemi geçmişte benim hatırladığım kadarıyla yok. Peki. Zamanımız var mı arkadaşlar? Tamam, devam edelim o zaman. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın gerekirse sıkılaşma adımlarına devam ederiz açıklaması vardı. Evet. Neyi kastettiler ve yakın zamanda faiz indirimi gerçekleşecek mi? Tabii Merkez Bankası, piyasadaki herkes artık Merkez Bankası son toplantıda faiz arttırmadı. Faizler düşecek, yılın ikinci çeyreğinde düşecek, üçüncü çeyreğinde düşecek yorumları yapılmaya başladı. Tabii ki Merkez Bankası da böyle bir beklentinin oluşmasını istemiyor. Yani biz enflasyondaki hedefi uygulayacağız. Bunun için sıkılaşma adımlarına devam edeceğiz. Yani hemen akabinde de biz hemen hızlı bir şekilde faiz indirimi yapmayacağız. Böyle bir beklentiye girmeyin. Gerekiyorsa faiz artırımlarına devam edebiliriz. Gerekiyorsa bu mesajı verdi. Tabii biz de hızlı bir şekilde faiz artsın, hızlı bir şekilde düşsün. Böyle bir beklentiye giriyoruz. Yani bunu daha önce de belirttik yanlış olduğunu. Yani bunun sindire sindire yaparak en azından yarın hızlı yükseltip geri hızlı düşürmek zorunda kalmayalım. Sindire sindire doğru bir şekilde yapalım ki sürekli faizle oynamak zorunda da kalmayalım. Ne kadar oldu yani? 2 ay kadar oldu herhalde değil mi? Tabii yani değişim Kasım'da kararı oldu. Kasım, hı-hı, Aralık, Ocak 3 ay tamamlandı. Evet, yaklaşık 3 ay. Yani 3 ayda ne görüyorsunuz? Yani peki artırım gelecek mi devamında? Yeterli mi oldu? Evet. Yani bu hafta enflasyonla ilgili çarşamba günü üfe ve tüfe açıklamaları var. Buradaki bozulmalar var mı? Özellikle gıda fiyatlarında birazcık yukarı hareket olduğu söyleniyor. Açıklamayı takip ettikten sonra daha net konuşabiliriz. Enflasyonun şimdi 14.6'dan hani biraz daha 15 belki 15'in üstüne çıkabileceği söyleniyor.
Buralara çıktığı zaman Merkez Bankası zaten 2 puan aradaki marjı korumaya istiyordu. Onu koruduğu takdirde kolay kolay tekrardan bir faiz artırımına gideceğini ben düşünmüyorum. Çünkü yani şimdi baktığınız zaman tüketici kredilerinde bir yavaşlamanın olduğunu, konut kredilerinde bir yavaşlamanın olduğunu görebiliyoruz. Çünkü şu bugün bankalarda 23 ile 25 puan arasında bir faizle şey veriyorlar, kredi veriyorlar. Bu da vatandaşlar için çok uygun bir paraya, durum olmuyor. Paranın maliyeti açısından çok uygun olmuyor. Bundan dolayı Merkez Bankası şimdi bir artırım daha yapsa bu bankalara otomatik yansıyacak. Bugün 23-25 bandında olan faiz 25-28 bandına çıkacak. Bu da piyasa için, piyasanın hareketliliği için çok iyi bir durum değil. Zaten pandemiden dolayı birçok sektör gelirleri azalmış durumda, gelirlerini kaybetmiş durumda. Bundan dolayı artık faizin sürekli artış göstermesi bizim için çok olumlu bir durum değil. Merkez Bankası da bundan bahsediyor. Yani çok zorda kalmadıktan sonra ilk iki durumda kurun yükselişini frenlemek için yapılması gerekiyordu. Ve faizin enflasyonun önüne geçmesi rakam olarak gerekiyordu. Ve bu sıkılaşma adımlarını yapıp arkasından BDDK'nın, hazinenin adımlarıyla da bir noktaya getirildi. Aslında doğru adımlar atılıyor ama biz çok fazla beklenti içine giriyoruz. Yani bu atılan adımlarla kurum buralarda kalması sağlandı. Hı hı. Yani ekstra böyle hani farklı beklentilere girmemiz bu sefer kurumu da zorluyor. Bu sefer piyasa ona göre bir pozisyon almaya çalışıyor. Şu an mesela hani faiz artırımı gerekli tarzında açıklamalar yapılırken şu an faizin yüksekliğinden şikayet ediliyor. Tabii. Yani biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi evet zarar eden kesim var ve bundan zarar gören kesim var. Evet bir de yarardan bahsedelim. Yarar eden kesim de var. Yani yabancı yatırım için, yatırımcı için büyük bir fırsat değil mi? Tabii ki. Yani yabancı yatırımcı için bir fırsat. Yani diyelim ki öncesinde ülkeye geldiyse 8 liralardan dövizini getirdiyse bozdu. Şimdi o dövizini isterse 7.30'lardan yerine koyabilir. İsterse bu yüksek faizle bankaya mevduata verebilir. Evet. Yabancı her türlü burada avantajlı karlı, yani. Evet. Karlı. Tabii ki bankalar nezdinde de böyle. Yani, peki sürekli oluyor mu? Yani bu durum tabii ki faizin yüksek olması sürekli olmayacak bir şey. Çünkü piyasanın bir şekilde bizim biz krediyle dışarıdan gelen fonla büyüyen bir ülkeyiz. Hı hı. Bunun devamlılığı açısından faizin bir şekilde bir noktadan sonra indirilmesi lazım. Ama bunun da doğru bir şekilde yapılarak acele etmeden karar vermemiz lazım. Yoksa geçmişte yaptığımız yani şu 3 ayda yaptığımız hareket hepsi yapılan emekler hepsi boşa gidecektir. Yani burada yapacağımız hızlı ani bir karar bizi olumsuz etkileyecektir. O yüzden sindire sindire doğru bir şekilde ve diğer unsurları da destekleyerek hareket etmemiz uzun vadede bize doğru adımları ve bunların da doğru sonuçlarının olmasını sağlayacak. Umarız ki çok daha toparlanmış bir Türkiye göreceğiz. İnşallah evet. Evet, temennimiz o yönde. Salgının etkilerinden kurtulmuş oluruz yakın İnşallah, vadede. İnşallah evet. Ramazan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet bugün Gün Işığı programında günün konuğu bölümünde Ramazan Çınar'la birlikte gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdik ve kendisinden dinledik. Ve böylelikle Gün Işığı'nın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte saatleriniz 7'yi gösterdiğinde bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.